Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman Bildiğiniz gibi helyum madenciliği ile alakalı iki tane video yapmıştım ve şimdi ise kullandığım cihazın videosunu yapacağım size aslında bu cihazın tanıtımını yapacağım bu bir reklam ya da sponsor içerik değil bilginiz olsun şimdi sensecap'ın m1 modeli bu şekilde siyah güzel bir kutuda geliyor şöyle göstereyim arkadaşlar bunu açtığımız zaman içinden şu şekilde bir broşür geliyor. Aslında hiç bilmeseniz bile bu broşürdeki adımları yapsanız yeterli olacak. Helium uygulamasını indir diyor. Sense kapı fişe tak diyor. Daha sonra burada bir buton var arkadaşlar arka tarafta. Buna 5 saniye basılı tut diyor. Ardından uygulama üzerinden diyor Helium cihazını arat ve otomatik olarak eşleşecek diyor. Daha sonra da tarama yaptıktan sonra M1 cihazını ekle diyor. Ve istersen bir Wi-Fi'ye bağlayabilirsin bu cihazı ya da Ethernet kablosu varsa LAN bağlantısı üzerinden sistemi aktif edebilirsin. Şu şekilde koruma plastiği geliyor. Ardından şöyle cihazı şöyle kutu içini göstereyim dostlarım. Kutu içi bu şekilde güzel bir köpüğün içinde cihaz, anten ve adaptörü mevcut. Şimdi kendi içinde gelen anten şu şekilde. Ee, bu şekilde sağa sola dönebiliyor bu şekilde sadece 90 derece dönebiliyor Bilginiz olsun Onun dışında cihazımız şöyle kutudan biraz zor çıkıyor şu şekilde görüldüğü üzere güzel siyah bir kutusu var sense kapın e, logosu var arka kısımda şöyle göstereyim bakın bu burada Type C enerji girişi var burada dediğim o reset tuşu var ve ethernet girişi var. Buradan da bakınca şu tırtıklı bölümün arkasında dostlarım USB 3.0 ve 2.0 girişleri var ama burayı kapatmışlar. Buraya müdahale edilmiyor maalesef. Alt kısımda ise yine fan bölümü var şurada ve Sensecap'ın en bir modelinin eee Wi-Fi MAC ve Ethernet kablosu MAC adresleri yer alıyor. Burada CPU ID yer alıyor. Onun dışında da Çin mal oldu ve QR kodu yer alıyor dostlarım. Cihaz bu şekilde geliyor ve 3 ampermiş. 5 watt 3 amper diye burada yazıyor aslında. Çok fazla elektrik tüketmeyen bir model aslında bu. Ama güzel bir kutu, basit bir kutu. Yani bu şekilde bir cihaz geliyor size. Antenini taktıktan sonra şu şekilde Bunu şöyle yukarı kaldırıp döndürebiliyorsunuz istediğiniz yere. Tabii ki evin konumuna göre e, yüksekteyseniz ona göre döndürmeniz gerekiyor dostlarım. Evet bunu çıkartalım. Onun dışında ise dostlarım buradan bir adet tabii ki Type-C girişli güç bağlantı kablosu geliyor bu şekilde. Yaklaşık olarak bir buçuk metre var bu ve işimizi görecektir diye düşünüyorum. Onun dışında kutuda herhangi bir şey yok. Bir şekilde bir plastik var. Herhangi bir ekstra bir kablo giriş yok. Evet. Şimdi dostlarım Sense Cup M1 modeli şu an Türkiye'de bulunmuyor. Bundan önce 600 dolar bandında satıldı. Yani 600-650 dolar bandında satıldı. Şu anda piyasada bu ürün yok. O yüzden kara borsaya düşmüş durumda ve 18-20 bin lira isteniyor. Yani bu fiyatları vermek aslında çok mantıklı değil. Çünkü zaten bu fiyatı belki çok uzun sürede çıkartacaktır. Bu bir risk. O yüzden gidip bu fiyattan ürün almanızı kesinlikle önermem. Ama cihaz güzel mi? Güzel abi. Fakat şu son güncellemeden sonra kazançlarda bir miktar düşüş olmaya başladı. Örnek vereyim günlük 20, 30, 40 dolar kazandıran cihazlar şu anda 10, 15 dolar kazandırmaya başladı. Benim bulunduğum bölgedeki cihazlar ise tabii ki o transmission rate düştüğünden dolayı 5 ila 15 dolar arasında değişmekte kazançları. Ama HMT'nin fiyatı aksine yükseldi şu an 50, 52 dolar arasında değişiyor. Yani burada fiyat yükselirken bir yandan da zorluk artmış gibi gözüküyor ama yani çok kazandıran bölgelerdeki cihazların da kazançları gördüğüm kadarıyla düşmüş gözüküyor bir miktar. O yüzden yani yatırım yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Bunu baştan söyleyeyim. Zaten bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece cihazı incelemek için yapılmış bir video. Basit ufak bir cihaz görüldüğü üzere. Onun dışında da herhangi bir XP işlem gerekmiyor. Bunun artı bir özelliği var dostlarım. Buna harici anten takabiliyorsunuz. Yani isterseniz bu anteni dışarıda farklı bir noktaya uzatabilirsiniz. Ki ben bunun için denemedim ama harici anten taktım bu cihaza. Ve harici antenle çok daha iyi oldu. Mesela anteni 2-3 metre ya da 5 metre daha yükseğe kaldırıp bu cihazı işte balkonda üst kısma ya da ev içine çekebilirsiniz tamamen size kalmış. Evet dostlarım Sensekap M1'i kutu açılımını ve incelemesini yaptım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve sorularınız varsa videomun açıklama kısmına yazabilirsiniz dostlarım. Görüşmek üzere hoşçakalın.